Merhaba arkadaşlar, bir arkadaşımız, o arkadaşımızın adı da Serkan Sarı Detaylı, 6000 lira civarı ekipman, RS 200 sarısı, tam olarak bilmiyorum. Baktım ama hani uygun bunları çıkartabildim. Eskinin Rapid modeli var, uygun az bütçeli olan bir işte bir arkadaşa göre LS2 Rapid alınabilir. Biraz daha hani bütçesi biraz daha yüksek, sen 6000 lira demişsin. Shoei'nin Q-Vest modeli alınabilir. Bu gerçekten iyi bir model bunlar için. Veya işte hani yine orta bütçeli için Next SX100'ün sarı detayları olan bir kaskı alınabilir. Tabii ki hani aralarındaki kabuk farkı var. Mesela polikarbon kauçuk destekli trikompozit bir yapısı olan Shoei arasında birçok fark var. Hem kafaya oturuş şekli, hem havalandırma kanalları, hem de bağlama olarak bayağı bir farkı var. Hava kanalları hani biraz daha spor modellere, biraz daha dik oturuş, yarı spor modellere, yine hani dik oturuş ve işte spor scooter modellerine uygun olabilecek Next SX100 var. Bunları verebilirim. Mont olarak da şu Revit'in montudur. Bu mont gerçekten iyidir. Yaz ve kış sürüşlerinde gerçekten iyi gelecektir. Çünkü hani içinde bir astarı var, iyi korumalara sahip, kolay ayarlaması var, boyun ayarlaması var, iki kademeli. Tabii ki hani iki tane cebi var, iç tarafındaki astar çıkabiliyor. Ve yani iki tarafa doğru açılabilen kol içi, kolun dışına gelen fermuarları var. Bu fermuarları açarak rahatlıkla yazında nefes alır şekilde sürebilirsin. Bir cırcırta sahip, bilekleri rahatlıkla oturacaktır. Dediğim gibi kol içlerinde cırcırtları var, ayarlanabilir. Tamamen kapattığınızda da hem yaz sürüşlerinde, hem kış sürüşlerinde, hem bahar sürüşlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz açık renkli detaylara sahip diyeyim. Yani hani birbirlerine çok fazla yakın değiller, yakın sayılabilirler. Bu Revit'in montu o 6000 liralık bütçenin içinde alınabilecek montlardan bir tanesidir. Hayır, bu bütçenin içinde çok fazla montun yeri olmasın. Ben biraz daha uygun fiyatla almak istiyorum derseniz, onun yerine yine spor sürüşlerde kullanabileceğiniz bu Proel'in bir montu. Yine renkli detayları olan, yine iç astarı olan ve astarı çıkabilen, aynı zamanda dış korumaları olan bu montu alabilirsiniz. Bu mont tabii ki uygun. Proel Colombia'da geçiyor bu ceketin adı. Ben dersiniz ki hani çok fazla kış kullanmıyorum, kışın çok fazla çıkmıyorum derseniz, yazlık olarak sunabileceğim Skoyko'nun, bunun tam adı neydi? Skoyko'nun JK36 siyah sarı yazlık montunu alabilirsiniz. Tamamen delikli yapısı var. Kol içi ayarlamaları var. Tabii ki kol ve dirsek ve omuzlarında korumaları var. Boynunda bir tane çıt çıtı var. Ve şuralarında hava almasını sağlayabilecek şekilde yapılmış. İki tane cep var. Ceplerin içi delikli. İçi tamamen delikli. Bunu kışın girmeye kalkarsanız gerçekten üşürsünüz. Sırtında bir tane korumayla gelmiyor. Bunu da detay olarak ekleyeyim. Alabileceğiniz hani sarı detaylı çok fazla eldiven yok elimde ama hani bu eldivenleri alabilirsiniz. Bu eldivenleri önermemin sebebi de özel korumalara sahip bir eldiven olması. Revit'in Sent 3 diye geçen eldiveni, bu yazlık bir eldiven ve darbeyi dağıtabilecek şekilde yapılmış bir eldiven. Özellikle bu eklem yerlerinde de darbeyi dağıtabilecek şekilde ve sürtündüğünüz zaman elinizin aşınmasını, yanmasını engelleyecek şekilde bir eldiven çeşidi. İç tarafı tamamen deriden yapılmış, dış tarafı deri ve kumaş detaylara sahip, eklem yerlerinde güzel korumaları var ve bilek koruması ilk düştüğünüzde sizi koruyabilecek, oradaki darbeyi dağıtıp bileğinizin kırılmasını engelleyecek şekilde yapılmış. Bir cırcırta sahip ve bu gerçekten iyi bir eldiven. Bu 6000 liralık bütçenin içine girebilir. Dayanıklı ve fiyat performans açısından çok daha iyi şekilde yapılmış bir eldiven. Altına yine yazlık ve baharlık olarak kullanabileceğiniz bir tane pantolon sunuyorum. Bu Tech90'ın Pilot kotu. Bunu defalarca tanıttım.
Ve işte özellikle hani kalça koruması var, içinde kevlar bir yapısı var, şu kısımdan zaten görüyorsunuz onu. Özel dikişli olduğu için gerçekten güzeldir, sürtünmeye karşı dayanıklıdır. Diz korumaları da var. İçindeki korumalar vurduğu zaman sertleşen, çarptığınız zaman sertleşen korumalardır. Bunu alabilirsiniz. Bunun yanında TCX'in bir botunu alabilirsiniz. Hep beraberinde onların da linklerini zaten paylaşacağım aşağıda. Veya dersiniz ki hani bütçeyi botta çok fazla yormayayım. Ortalama 250-300 lira civarında bir bot alayım ama dayanıklı olsun derseniz ama bu naked'lar içindir. Bu bilek koruması, topuk ve burun koruması olan üstte cırt cırtlı, bağcıklı gibi görülen, içi çok fazla terletmeyen bir bot. Ama ben dersiniz hani bunun spor modelini daha çok beğeniyorum. DNA modelini alabilirsiniz. Rugby'nin DNA modeli 799 lira civarında olması lazım. Alıp kullanabilirsiniz. Onun yarımları 699 liraydı. Umarım hani bu detaylı sarı çizgilere sahip tanıtım hoşunuza gitmiştir. Serkan istemişti bunu. 6000 lira civarında RS200 için ekipman istemişti. Ben hani detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Kasların detaylarını biliyorsunuz diye çok fazla hani onlara girmedim. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi sürüşler. Bildiğiniz gibi biz İstanbul Bostancı Total Benzinci'nin karşısındayız. Büyük Kartal Sokak'tayız. No 9 9 A, B, C. Bizim mağazamızı görmeniz imkansız. E5'in tam karşısındayız. İyi sürüşler.